Merhabalar, güzellik kanalıma hoş geldiniz. Ben Ayşe Çakar. Bugün sizlere cilt bakım rutinimin 3. basamağı olan haftalık cilt bakım rutinimden söz edeceğim. Daha önceki videolarımda da söz ettiğim gibi çok uzun süre hormonal akneyle başım beladaydı. Şimdi bu süreçte ve şimdi lekelerle olan savaşımda bana yardımcı olan haftalık cilt bakım rutinimden bugün sizlere söz edeceğim. Eğer son makyaj videomu izlediyseniz lekelerin de çok büyük ölçüde azaldığını zaten siz de gözlemlediniz. Cilt bakım rutininize başlamadan önce tabii ki de cildimizin makyajdan arındığına emin oluyoruz. Bunun için benim tercihim Body Shop'un papatya özlü temizleyici yağı. Bu yağdan ayrıntılı olarak akşam cilt bakım rutinimde söz etmiştim. Oradan bakabilirsiniz. Cildimi derinlemesine temizlemeye geldi. Bunun için Clarisonic'imi kullanıyorum. Ben Clarisonic'i sadece haftada 2 kere ya da bir kere kullanmayı tercih ediyorum. Bence günlük kullanım için fazla sert olan bir ürün. Bunu köpürme özelliği olan bir temizleyici ile birlikte kullanıyorum. Son favoriler videomda da söz etmiş olduğum Bioderma'nın bu köpüren temizleyicisini tercih ediyorum. Bu temizleyici içeriğindeki bakır ve çinko sülfat aynı zamanda laktik asit sayesinde gözeneklerinizi güzel bir şekilde temizliyor ve mevcut akneyi azaltmakta ya da oluşabilecekleri engelliyor. Ama bu temizleyici sabah akşam kullanım için birazcık ağır olabilir. O nedenle ben çok makyaj yaptığım günlerde ya da böyle haftalık temizliklerimde tercih ediyorum. Ardından bütün bir set cildimi temizledikten sonra dış başlığı çıkarıp küçük ortadaki başlıkla kalıyorum ve siyah noktaya daha meyilli olan burun kenarlarım, çene bölgem, kaşlarımın arası ve yüzümün dış köşelerini tekrar temizliyorum. Sıra geldi peeling uygulamasına. Bunun için her zaman kimyasal peelingleri tercih ediyorum ve benim en sevdiğim ürün kesinlikle ve kesinlikle Pet Artemis Root'un bu Pumpkin Enzyme maskesi. Bu maske 3 işlemi aslında bir arada yapıyor. İçeriğindeki bal kabağı özleri sayesinde cildinizi eksfoliye ederken alfa hidroksasitler sayesinde cildinizin üst tabakasını peeling yapıyor ve gözeneklerinizi temizliyor. Ardından da İçerindeki alüminyum oksit sayesinde cildinizin daha parlak, daha canlı ve daha aydınlık görünmesine yardımcı oluyor. Maskeyi tüm yüzüme ince bir tabaka halinde uyguladıktan sonra parmak uçlarımı hafifçe ıslatıyorum ve içerindeki alüminyum oksidi aktive edebilmek için parmak uçlarımda nazikçe masaj yaparak bütün cildime uyguluyorum. 5 ila 7 dakika arasında cildimde bekletip ardından böyle nemli bir havlu sayesinde temizliyorum. Siz direkt durulayabilirsiniz de. Ben ilk başta havluyla almayı tercih ediyorum. Geldi buhar banyosuna. Bunun için Watsonstar'da satılan yüz saunasını tercih ediyorum. Bunun içerisine bir miktar gül suyuyla suyu karıştırarak 30 ml ölçüsü kadarını içerisine döküyorum. Ardından bu suyun içerisine biberiye yağı ve lavanta yağı ekliyorum. Bunların ikisinin de antibakteriyel özelliği var. Bunlardan toplamda 1-2 damla kadar ekliyorum ve kaynamaya başlamasını bekliyorum. Buhar çıkmaya başladıktan sonra yüzümü bu hazneye doğru getiriyorum ve 2 dakika boyunca cildime sıcak buhar tutuyorum. Bunun için bu alete ihtiyacınız yok. Büyük bir kasenin içine su dolarak da aynı işlemi yapabilirsiniz. Ve sıra geldi gözenek temizleyici maskeleri. Burada benim en sevdiğim cildimin de kurtarıcısı olan kesinlikle Pet Artemis Root'un sülfür maskesi. Daha uygun fiyatlı bir tercih olsun derseniz de Body Shop'ın bu çay ağacı yağı içeren maskesi. Pet Artemis Root'un sülfür maskesi eğer cildinizde akne probleminiz varsa kesinlikle almanız gereken maske bu. İçeriğinde %10 sülfür içeriyor. Akneleri temizliyor, fazla yağı emiyor, gözeneklerinizi derinlemesine temizliyor. İçeriğindeki aloe vera sayesinde cildinizi yatıştırıyor. Ben bugün bunu kullanmayacağım çünkü şu anda çok yoğun bir şekilde cildimde akne yok ve cildim şu sıralar birazcık normalden daha kuru olduğu için buna nazaran bir tık daha nazik olan Body Shop'ın çay ağacı yağı maskesini kullanacağım. Bu içerisinde çay ağacı yağı ve kil içeren bir ürün. Bunu cildime ince bir tabaka halinde uyguluyorum. 10-15 dakika kadar bekletip nemli bir havluyla temizliyorum. Bu maskeyi düzenli kullandığınızda aknelerinizin ve lekelerinizin görünümünde gözle görülür şekilde değişiklik yapıyor. Ama sülfür maskesi kadar anında etki yapmıyor ama uygun fiyatlı olarak beğendiğim başarılı bir ürün olduğunu söyleyebilirim. Gözeneklerimizi temizledikten sonra bu sefer sıra tonikleme işlemine geliyor. Burada çok sert olan bir tonik kullanmak istemediğim için Nipfab'in Dragon Blood adlı ürününü kullanacağım. Bunun içerisinde hem hyaluronik asit hem de salisilik asit var. Hyaluronik asitle cildinizi nemlendirirken içerindeki salisilik asit sayesinde de
gözeneklerinizin içini temizleyip mevcut lekelerin azalmasında size yardımcı olan bir ürün. Ve bütün cilt bakımı rutinimi bir nem veren, cildimi yatıştıracak maskeyle tamamlıyorum. Bunun için tercihim Body Shop'un aloe vera maskesi. İçeriğindeki aloe vera sayesinde cildinizi yatıştıran, iritasyonu ortadan kaldıran bir uyku maskesi bu. Cildinize çok güzel nem veriyor. Cildiniz sabah uyandığınızda böyle pamuk gibi bir hale geliyor. Benim haftalık cilt bakım rutinim bu şekildeydi. Bütün ürünlerin listesini açıklamalar bölümünde bulabilirsiniz. Eğer henüz kanalıma abone olmadıysanız kanalıma abone olmayı ve beni diğer sosyal medya hesaplarımdan takip etmeyi unutmayın. Bir dahaki videoda görüşünceye kadar şimdilik hoşça kalın.